Merhaba arkadaşlar, bugün analiz serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonki videomuzda Süper Lig'e çıkmıştık, şampiyon olmuştuk ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştık. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nı biz kazandığımız için Süper Lig şampiyonu ile Süper Lig şampiyonu Hatay Spor olmuş. Süper Lig şampiyonu ile Turkcell Süper Kupa mücadelesine çıkacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı, abone olduktan sonra yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Bana tam destek olup ve bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi haydi bakalım. Son iki haftaya gidiyoruz. Transfer isteğimiz gelmiş. Kime gelmiş? Ebrim Kole'ye. 76 overall'da 8 milyon değeri var. 10 milyon euro bonservis bedeli vermişler bizlere. Kole'yi satalım. Kole'yi bu arada buz düştü. Yine dışarıda video çekiyorum. Her zaman olduğu gibi. Kole'ye 10 milyon euroya satıyoruz. Kole 10 milyon 800 bin euro karşılığında transfer oldu. Kole'nin yerine kim alabiliriz? Aslında bizim orta sahamız çok var. O yüzden kimseyi almamıza gerek yok. Maça başla diyoruz. Her takımda başarılar diliyoruz. Bu sefer oyunu sesini tamamen kıstım. İşte bakın. Oyunu sesi %0, %1 bile değil. %1 olduğu halde oyunun sesi çok geliyordu. Şimdi artık onu öğrenmiş olduk ve %0'a işledim. Taraftar seslerini ben kendime ekleyeceğim artık. Gol seslerinde yapacak bir şeyimiz yok. Onda sadece gol müziği ekleyeceğiz. Haydi bakalım. Hatay Spor şampiyon olmuş. Bizi şaşırttırdı. Biz de böyle bir lig istiyoruz. Gerçekte de böyle bir lig istiyoruz. Kimin şampiyon olacağı önceden belirlenmeyen, hakkıyla şampiyon olan kişiler. Bu arada eski logoyu yapmak istiyorum ben nedense ya. Eski logo daha çok hoşuma gidiyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Eski logo mu, yeni logo mu? Yorumlarda fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ve maça Hatay Spor başlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Turkcell Süper Kupa'da her iki takım da tarihinde ilk kez finale çıktı ve ilk kez alacak. Bakalım kim bu şanslı taraf? Nuri Şahin. Nuri Şahin kaleye, yandan dışarıya, oradan bir şut denemesi yaptı Nuri Şahin. Yandan dışarıya çıkıyor top. 1,5 saatlik falan video çekecektim ya, aslında şu an çekebilirim FIFA videosu ama bilmiyorum ne yapsam, çeksem mi? Yine soğuk bir havadayım, karlı günden, karlar yağmıştı ama o günkü gibi soğuk değil. Şimdi Robert vurdu ve gol. Robert 1-0 öne geçiyor Tepeli Spor Hatay Spor karşısında. Robert burada aldı, süratını konuşturdu. Robert vurdu ve golünü atıyor. Robert, bu arada adam ismi Robert diye okunmuyor biliyorum ama ben Robert demeyi sevdiğim için Robert diyeceğim. Robek mi ne, öyle bir şey okunuyordu. Şimdi Mandžukić sıyrıldı, vurdu kaleci. Bu arada forvet transferleri yapmayacağımızı söylemiştim, o yüzden transfer isteklerinizi her videoya yazabilirsiniz ama forvet yazmanıza gerek yok. Normalde almayacaktım değil mi, aldım ya. Normalde hiç para basmadan yapmak istiyorum ama bilmiyorum nedense basıyorsun. Robert sıyrıldı. Robert kalecinin üstüne dönen top mantıklı. 2-0 oldu. Mancini çatıyor. Tepeli Spor Turkcell Süper Kupası'nın önünde Hatay Spor karşısında 2-0 öne geçiyor. Mancini'nin golüyle 28. dakikada Roberto Mandžukić kaleci. Kaleye doğru ters bir vuruş. Bu arada takım, mesela başka bir takım bizi transfer etmek isterse şey yapacağız. Gittiğimiz takıma nasıl desem, para basmayalım. Siz anladınız beni. Aldık orada. Robert'e doğru hızlı bir top. Robert pres yapıyor. Uzaklaştırır savunma. Marçal. Hacı. Kontrol edemedi Hacı. Mesut Özil. Hacı'ya doğru. Hacı'dan Robert'e. Robert içeri baktı. Kimse yok. Savunma uzaklaştırıyor. Atak bitmedi.
Şimdi Mandžukić. Yine buz düştü. Robert 3 oldu. Bu arada buz düştü diyorum ya, çok yüksekten düşmüyor. Hemen şöyle bir diz boyu kadar bir yükseklik var burada. Oradan düşüyor. Bunu da bilginize sunmuş olayım. İkinci yarı başladı. Hacı. Hacı'dan kaleye. Yandan dışarıya çıkıyor top. Uzaktan denedi şansını. Hacı. Uzun bir degaj. İkinci araya girdi. Bak. Direkt kaleciyi yönlendirsene. Niye stres sokuyorsun adamı? Hacı. Faul kullanacağız. Hacı vuruyor kaleci. Bu arada hiç beklediğimiz anda kaleye bir şut geldi. Muslera korneri çeliyor. Korner kullanacak Hatayspor. Dışa doğru Kim Min-jae uzaklaştıramadı Fenerbahçe. Evet. Uygulandınız. Uygulandınız. Evet maalesef. Forma Fenerbahçe olunca Fenerbahçe'yi gitti aklım. Şimdi büyük bir hata. Mandžukić faul yapıyor. Gole giden pozisyon. Kart görmesi lazım. Ama hakem sadece uyarmakla yetiniyor. Çünkü Tepeli Spor nasıl olsa 3-0 önde diyor. Kırmızı kart vermeye gerek yok dedi. Şimdi Hacı. Ya yürü git. Sonuna kadar doldurdum ben onu. Marçal. Çok. Hacı'ya doğru uzun bir top. Hacı Mandžukić daha yakın aslında ama savunmalar karıştı. Hacı aldı. Hacı çekti. Vuramadı Hacı. Vuramadı. Orada çekmeden vurabilirdi ama Hacı çekmeyi de düşündü. Savun başarılı. Ya Lens'e yönetici yönlendireceğini attığım adamı yönlendirse. Yine korner. Ömer Toprak beklediğim bir vuruş yapmadı. Dışa doğru bir orta. Ya abi bak yönlendirmesinde sıkıntı var bu modda ya. Harbi bu modda ya. Yani yönlendirme olarak bu modda cidden bu modda sıkıntı var. Diğer modlarda adamlar bilmiyorum yönlendirirken topa yakın olanı yönlendirir. Bu modda en uzaktakini yönlendiriyor. Ta uzaktan koşup topu almaya çalışıyor ya. Maçta son anlar artık. Maç bitti. Maçı kazanıyoruz. Tarihimizde ilk defa Turkcell Süper Kupa'yı müzemize götürüyoruz. Hatayspor karşısında 4-0'lık bir galibiyet ile aldığımız kupamız işte Hacı'nın ellerinde yükseliyor. 3-0 mı? 4-0 değil miydi lan? Oğlum 4-0 bitmedi mi maç? Süper Kupa şampiyonu biziz. Şimdi Adana Demirspor ile olacak ilk maçımız Süper Lig'deki. Bu arada Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Bunu geçen videoda görmüştük. Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Süper Lig'de de şu anda bizle beraber çıkan Tuzla Spor var galiba. Ondan sonra kim var bilmiyorum ki. Altay bizde mi çıktı bilmiyorum. Her neyse. Fikstürümüze de şöyle bir göz atalım. Fikstürümüzde de bir sonraki videoda hem Galatasaray hem Fenerbahçe ile maç yapacağız. Ne zaman arkadaşlar? Bir sonraki videomuza. Şimdi ben bu Adana Demirspor maçını sessiz olarak ekleyeceğim. Normalde sessiz olarak eklerdim ama az önce telefon çaldı. Gitmem lazım. Sessiz olarak ekleyeceğim. İster izleyin ister izlemeyin bu size kalmış. Sadece golleri de koyabilirim. Sadece büyük ihtimal olursa golleri koyarım. Maçın önemli anlarını koyarım. Genç özet gibi bir şey olur. Bir tane spiker bulabilirsem spiker de koyabilirim. Bugünkü videomuzdan bu kadarlık olsun. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.